bana göre değil de böyle bir kesim var. Tamam. İslamiyet'te müziğin olmadığını, yeri olmadığını savunan bir kesim var. Aynı zamanda müzikle tedavi edildiğini de biliyoruz eski zamanlarda. Hatta geçen çok güzel bir şey öğrendim hocam. Üzerine beste yapılmış bir beste yok. Yani yapılmış bir beste yok üzerine. Dünyada en olağanüstü beste. Itri'nin bestesi, selavat. Bizim yani Müslümanların toplandığı zaman söylediği bir selavat normalde. Biz öyle biliyoruz ama üzerine beste yok o bestenin. Onun dışında eski zamanlar işte su sesiyle ya da ney sesiyle yani tedavi de yapıldığını biliyoruz. Peki neden böyle bir de algı var? Müzik İslamiyet'te haram diye. Şimdi o zaman benim bilinmeyen bir yönümü söyleyeyim de yahut bilinen mi bilinmeyen mi bilmiyorum. Ben klarnetten çok hoşlanırım. Keman sesinden çok hoşlanırım. Cümbüş sesinden çok hoşlanırım. Canlı müzik dinlerim. Yani öyle söyleyeyim. Yani akıl almaz zevkler beraber. Müthiş hoşuma gider. Allah'a karşı coşkum ve sevgim kat kat artar. İçimi açar. Yani bende olumsuz duygular uyandırmıyor. Yani ut sesi, cümbüş sesi, klarnet sesi, keman sesi bunların hepsi birbirinden güzel. Ve Allah bunları yaratıyor ve ahirette de cennette de en mükemmel şekilde olacaktır. Benim yaşantımda var müzik. Gece gündüz ben müzik dinlerim yani. Çok da hoşuma gider. Ama yani İslam'ı, dini yaymak var ki cihat ortamında, tebliğ ortamında. Şimdi mesela Uhud savaşı yapılıyor. Şimdi adam orada gidip de müzik dinlerse peygamberimiz buna müsaade etmez tabii ki. Yani ben olsam Uhud'u alırım. Yani bir kenara korum herhalde. Değil mi? Ya Müslümanlar canıyla uğraşırken adam orada ut çalıyorsa bu olmaz. Ama yani ortalık sakinse müzik insan ruhuna gıda verir. Kalbi güçlendirir. Yani mesela beni açıyor. Nefse güç verir. İnşallah. Ve ibadet şevkini artırır. Hizmet şevkini artırır. Allah aşkını artırır. Allah'a olan sevgiyi artırır. Çünkü müzikteki o ritme karşı ruhumuzda Allah bir hoşnutluk meydana getirmiş. Cennet zevki var. Ve çok büyük bir nimet. Dolayısıyla müziğe benim bakış açım bu. Yani şey anlayabiliyorum hocam. İçinde hani isyan kokan cümleler olduğu zaman evet zaten zarar verecek bir şey inanca. O çok kötü. Ben öyle parçalar oluyor. Onları tek tek bilgisayarda arkadaşlarıma çıkarttırıyorum. Evet. Oraya geldim dedi ki ben muğlak olanları bile çıkarttırıyorum. Yani mesela kadere yönelik ama muğlak bir ifade var. Ben onu çıkartırım yani çünkü ben onu duymak istemem. Çok düzgün olacak. Canlı müzikte de eğer o sözlerin içerisinde anormal sözler var hepsini çıkarttırıyorum. Yepyeni bir beste olarak söylettiriyorum. Yani garip söz kabul etmem ben. Yani benim içimi açacak böyle imanı, Kur'an'ı öven bir söz olursa benim çok hoşuma gider. İnşallah. O zaman o müzik müziktir. İnşallah. Dolayısıyla benim bakış açım böyle. İnşallah. 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 İnşallah.